Pamukköy TV ekranı herkese merhabalar. Bugün sizler için farklı bir ortamı yansıtmak istedim, aktarmaya çalışmak istedim. Yani biz geldik normal baktığımızda birçok ilçe ve köy kasaba dolaşıyorum da bugün vaktimi farklı bir yer için harcamak istedim. Evet, arkamda da görmüş olduğunuz üzere bir sloganımız var. Büyükşehir can dostlarımızın yanında. Yani bugün neredeyiz? Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı merkezindeyiz. Ve yanımızda da bu konuda yetkilimiz var. Dilerseniz bir kendisini tanıyalım öncelikle. Merhabalar. Merhabalar, hoş kolay geldiniz. Kolay gelsin efendim. Ben Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği Veteriner Hekim Elvan Alkaya, birinci sorumlusuyum. Çok güzel. Bugün sizlere bir konuk olmak istedik. Sağ olun, sizi kırmadınız. Hoş geldiniz. İnsanların kafasındaki soru işaretleri, buradaki işlemler nasıl ilerliyor? Bunu da biraz yerinde görüp birebir tek tek anlatmanızı rica edecektik. Onun için dahil olduk. Siz de kırmadınız, kabul ettiniz. Biraz çok teşekkür ederim. Şu anda güzel bir ortamdayız. Şöyle baktığınızda büyük bir, geniş bir alandayız. Kısa biraz bahseder misiniz Elvan Hanım? Tabii biz 40 personelimizle birlikte Denizli'deki bütün sokak hayvanlarımıza 7/24 hizmet veriyoruz. Hı hı. 300 dönümlük bir arazimiz var. 300 dönüm? Evet. Ciddi bir rakam baktığımızda. Evet. Yani büyük şey bu konuda çok önemsediğini buradan görebiliyoruz efendim. Evet, sokak hayvanlarımızın bütün rehabilitasyonları, bütün tedavilerini ve özellikle sahiplendirilmesi için her türlü imkana sahibiz. 7 veteriner hekim, 7 veteriner teknikeri, 20 işçi personelimiz, 3 tane teknik, 3 tane de santral personelimiz var. Çok büyük bir kadromuz var. Hepsi değerli arkadaşlarımız, evet. Hayvansever olmamız en önemlisi. 5 tane sağ aracımız var. Ambulansımız var Denizli'de. Gayet donanımlı. Donanımlı bir ambulansımız var. Çok da güzel. Hasta yaralı acil tedaviye muhtaç olan hayvanlarımızın hemen yanında bitip ihbarlarımızı alıp onlara yardımcı olmaya anında çalışıyoruz. Anında hizmet vermekte çalışıyorsunuz. 7 gün 24 saat. 7/24. Bizim bayramımız yok, hafta sonumuz yok. Ama biz onlar için 7/24 gönüllüden öte çalışıyoruz. İşimizi çok severek yapıyoruz. Denizli vatandaşlarımıza gerçekten sokak hayvanları konusunda çok duyarlı. İhbarlarıyla biz hiçbir işimizi kafamıza göre yapmıyoruz. Her şey bir vatandaşla başlıyor. O yardıma muhtaç bir sokak hayvanı görüyor ve bize ulaşıyor. Güzel bir sistemimiz var. Her şeyi online olarak takip ediyoruz. Araçlarımızı, ihbarlarımızı, hayvanlarımızı fotoğraflandırıyoruz. Onlar hakkında birer hikayeleri oluyor. Her sokak hayvanının bizde birer hikayesi var. Ne güzel, çok güzel. Giriş ve çıkışı ile ilgili. Ve Denizli vatandaşlarımızdan da çok büyük destek alıyoruz. Yerel hayvan koruma görevlilerimiz var. Onlarla ayda bir toplanıyoruz. İstişare toplantılarımız oluyor. Onlarla birlikte projeler yürütüyoruz. En son engelli kedilerimizi şehir dışına artık sahiplendirmeye başladık. Ne güzel, ne güzel. Hatta dün bize Van'ın bir köyünden bir çoban arkadaşımız 2 tane engelli kedisini gönderdi sahiplendirmemiz için. Van'dan? Van'dan gönderdi. Siz nasıl ulaşmışlar efendim? Bize Instagram'dan ulaştılar. Bizim hı-hı sosyal medya sayfamız da çok bayağı etkili. Ne güzel, ne güzel. Oradan bize ulaştı. Kedilerimiz uçakla İzmir'e geldi. Uçakla? İzmir'e geldi. Evet, İzmir'den buraya geldi. Burada da Gökhan Bey var, hayvanseverimiz, dün bize teslim etti. Ne güzel. İlk kontrollerini yaptık. Tabi birazcık bir müşahedemizde kalacaklar, yol yorgunlar. Daha sonra onları da sahiplendirmeye başlayacağız. Ne güzel, ne güzel. Biz güzel bir iş yapıyoruz. Kesinlikle. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hiçbir isteğimizi kırmıyor bizim, sağ olsun. Tabi vatandaşlarımızın ilgisi, sevgisi, bu kurum sürekli çalışması gereken, sokak hayvanlarına yardım etmesi gereken bir kurum. Biz sadece kısırlaştırma yapmıyoruz. Aynı zamanda biz sokak hayvanları dışında yabani hayvanları da tedavi ediyoruz. Hı-hı. Geçtiğimiz sene 170'e yakın yabani hayvanımızı tedavi edip onları doğal yaşam alanlarına neyse bıraktık. İşte balabanından tilkisine, kızıl şahininden geyiğine kadar aklınıza gelebilecek her türlü yaban hayvanı da burada misafir ediyoruz. Çok güzel. Sizlerin de programımıza konuk olduğumuz için, buraya kadar geldiğiniz için sizlere de rica çok ederim, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çünkü vatandaşlarımızın merkezi tanıması bizim için çok önemli. Kesinlikle. Çocuklarımızın bilinçli olması çok önemli. Biz hafta sonları, cumartesi, pazar günleri açığız. Tabii ki satın almak yerine buradan sahiplenmelerini istiyoruz ama bizim buradaki hayvanlarımızın hepsi sevgiye muhtaç. Buraya aileleriyle birlikte gelip onları sevebilirler, başını okşayabilirler. Bizim burada engelli hayvanlarımız da var sahiplerimiz dışında. Ya onu yerinde görmekte fayda var. Doğru yerinde mi? Görmekte fayda var. Dediğim gibi onlar sadece sevgi, ilgi istiyorlar.
Hem de merkezimizin gelişmesi açısından, yeni projeler üretmemiz açısından vatandaşlarla olan diyalogumuz çok önemli. Kesinlikle. O yüzden bizleri ne kadar çok ziyaret ederlerse, buraya ne kadar çok gelirlerse biz de o kadar kendimizi ilerletiyoruz. Hem kadromuzu genişletiyoruz. Size de tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben için dileriniz dolaşmaya başlayalım o zaman. Olur, başlayalım. Evet, çekimlerimiz tüm müzede devam ediyor. Elvan Hanım da yanımızda tabii ki bizi bilgilendirmeye devam ediyor. Şimdi yanımızda iki aracımız var. Evet. Bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. Bir tanesi can ambulans, diğeri de normalde toplama aracımız. Evet. Dilen, önce bir ambulansdan bahsedelim. Yani dilenci diğerinden hiç fark etmez. Önden ambulansdan başlayalım isterseniz. Denizli Büyükşehir Belediye'mizin hasta, ağır yaralı hayvanlara hızlı bir şekilde yerinde tedaviye başlayabilmek için ambulans aracımız var. Ambulansımızda da bir tane veteriner teknikerimiz ve ayrıyeten gene yerel hayvan koruma görevlimizin şoförlüğünü yaptığı bir aracımız var. Ne güzel. Şöyle biraz inceleyelim bakarsanız. Hem gösterelim. Vatandaşlarımız, izleyicilerimize hem de aktaralım. Arkadaşlarımıza ihbar geldiği zaman, evet, tabletlerine ihbar düştüğünde aracımızla, evet, birlikte gidiyoruz. İçinde her türlü yoğun bakım kabinimizden oksijen tüpümüze kadar her şeyimiz var. Bir acil servis aracı gibi diyebiliriz değil mi efendim? Yani evet. Her şeyi müdahale edebilecek konuda hazırız efendim. Aynen. Bize özellikle trafik kazalı hayvanlarla ilgili çok fazla ihbar aslında normalde geliyor. İlgilenen orası değil mi? Kazalı bir durumda hayvan olduğunda, evet, kaza olduğunda acil ambulans gidiyor. Acil müdahaleye ihtiyacı olan hayvanlarımızı hemen ambulansla yanında olmaya çalışıyoruz. Hemen yerinde tedavisine başlıyoruz. Eğer masaüstü bir tedaviye ihtiyaç varsa, evet, onu da burada arkadaşlarımız yapıyor. Müdahale ediyorlar. Evet. Daha sonra da tekrar kalan tedavisini devam etmesi için merkezimize geliyor. Bunun dışında bizim sahada 5 aracımız daha var. Evet, yani kolay gelsin size. İyi çalışmalar, iyi mesaiyle diyoruz. Evet, şimdi normalde 5 aracımız daha var. Evet, bunlar da yine hayvanlarımızı, hasta, yaralı hayvanlarımızı almak, hem, evet, saldırgan hayvanlara müdahale, hem de iyileşen hayvanlarımızı mahallelerine bırakmak için 5 tane sahada aracımız aktif var. Aktif aracımız hazır var konumda. Biri Pamukkale bölgesinde, biri Merkez Efendi bölgesinde çalışan, hasta, yaralı ve kısırlaşması gereken hayvanlarımızı alan aracımız var. Aynı, evet, bundan. Yine aynı saldırgan hayvanlara müdahale eden yine veteriner teknikerimizin olduğu. Farklı üretiyor. Evet, farklı, evet, ekip. Bir tane de iyileşen hayvanları yine aynı şekilde yerine bıraktığımız aracımız var. Yani tedavi gördükten hemen sonrasında tekrar aynı noktaya bırakıyoruz. Aynı noktaya. Doğru mu efendim? Aynen. Aynı noktaya bırakıyoruz. 5199 sayılı kanuna göre zaten belediyeler hayvanların rehabilitasyonu tamamladıktan sonra hangi mahalleden aldıysa o mahalleyi bırakmakla bu yetinir. Önemli konu. Normalde insanlarımız şunu o şekilde bilmiyor. Normalde, evet, sizi alıp tedavi gördükten sonra zannediyorlar ki yerinde kalması lazım. Değil aslında. Bunun da nedeni var. Değil mi efendim? Evet. Sağlıklı hayvanların kapalı ortamlarda tutulması yasak kanunen, ama mesela geldi sokak hayvanımız, engelli kaldı burada. Bir tane gözünü almak zorunda kaldık ya da bacağını ampute etmek zorunda kaldık. Ya da hayvanlarımız yavru, korumaya muhtaç olan, sokakta hayatını idame ettiremeyecek. Bunun içinde yaşlı hayvanlarımız da oluyor. Mobbing gören ya da işte adli vakalardan bize korumaya gelen hayvanlarımız oluyor. Onları da birazdan birlikte göreceğiz sahiplendirme bölümümüzden. Burada vatandaşlarımıza sahiplendirmeye çalışıyoruz. Araçlar hepsi yenilenmiş konumda. Ben, evet, takip ediyorum. Şimdi daha önceki araçlar çok farklıydı. Şimdi çok da modernleşmiş. Biraz, evet, içine bakalım mı? Normal, tabii, daha önceki araçlarımızda tek kafes vardı bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi artık, baktığımıza önde verip rica ederim kendisine. Şimdi artık bütün sokak hayvanlarımızı, özellikle köpeklerimizi tek tek koyabileceğimiz bağımsız, alanların olduğu. Bağımsız, evet, birbirine zarar vermeyecek şekilde. Evet. Her hayvan girişte ve çıkışta da dezenfeksiyonun yapıldı. Yukarıda da kedilerimizi koyduğumuz. Evet, yukarı biraz küçük olduğu için normalde kedilerim için. Burada da, evet, evet, burada da kedilerimiz var. Hayvanlarımızı tek tek bir şekilde taşıyıp merkezimize getiriyoruz. Çok da güzel bir anma hizmeti yapıyorsunuz. Yani hayvan aslında sevilen bir, çok seviyoruz hayvanlarımız, evet, aslında normalde. Evet. Tek dilde konuşamıyorlar ama çok şey, güzel yaratık onlar aslında. Evet. Herkesin sahiplenmesi gerektiğini ve bakım olması gerektiğini düşünüyorum. Sizler bu konuda gayet özverili bir şekilde çalışıyorsunuz. Güzel bir ekip var burada, dayanışma var. Gece gündüzü katıyorsunuz içerisine. 7-24 çalışıyoruz. Çok bizim güzel. Bayramımız yok, hafta sonumuz yok arkadaşlarımızın. 7-24 sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Daire başkanlarımıza, genel sekreter yardımcılarımıza. Belediyenin hayır denmeyen en önemli kurumlarından biriyiz. Ve diğer dairelerimiz de aynı şekilde. En ufak bir şeyimizin olduğunda hiçbir zaman kırılmayan bir birimiz. Ben hem buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hem bizim
daha da güçlenmemizi sağlayan, hizmetlerimizden memnun olan, memnuniyetini ileten vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum aynı zamanda. Çünkü bu bir çember. Evet. Verdiğimiz hizmet, kıymet gördükçe biz büyüyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Onlarla birlikte büyüyoruz. Onlar bizim elimiz, gözümüz, ayağımız. Her yerde göremediğimiz gözlerimiz, konuşamayan dilsiz kulların bizimle konuşanları. Çünkü onların ihbarlarıyla gidiyoruz biz her yere. Her vatandaşımızın ihbarını aldığımız özel bir sistemimiz var. Onu da birazdan görürüz. Hepsini yerinde dilerseniz evet. Kademe kademe ilerleyelim bu konuda. O yüzden biz ben deniz halkına da sokak hayvanlarına olan duyarlılıkları için çok teşekkür ederim. Evet. Önlemeli tutmayalım. Onlar şu anda tabii ki sahaya geçecek. Buradan evet. Hangi bölüme geçeceğiz? Aşağı inelim mi efendim? Olur. İsterseniz evet. Santralimizi gösterelim. İhbar... Aslında onun başında bu işin bir başlangıç noktası. En başlangıç noktasından. Gidelim. Santraldan nasıl başlayalım. Geldi, nasıl ilerledi hep beraber görelim. Aynen. Şimdi santrale geçiyoruz. Evet şu anda ilerlerken tabii sağın içinde tabii burası büyük bir geniş bir alan baktığımızda tabii bazı böyle güzel bir evcilerim var. Mesela şu anda ekranda görmüş olduğunuz fındık. Arkada yatan da evet güzel bir poz veren de Leyla. Diğer bir tane daha vardı. O nereye geçti? Zilli ambulansın arkasına gitti. O da normalde çok böyle... Genel bizim, burada konuklarımızı karşılıyor. Doğru mu evet, Elvan Hanım? Evet, bizim 4 tane dışarıda maskot köpeğimiz var. Evet. Onlar bizim misafirlerimizi karşılıyorlar. Hem çocuklarımız sahiplendirme alanında ki köpekleri gördüğü zaman dışarıda da onları sevmek istiyorlar. Evet. Hem onları karşılıyorlar. Hem de mesela fındığı biz Pamukkale'de bir yere sahiplendirmiştik ama fındık tekrar bize geldi. Kendi imkanlarına mı geldi? Evet, kendi kendine geri geldik. Arkada koca oğlanımız var koca mesela. Koca gel bakalım buraya. Gel. Gel koca oğlan. Evet, o da böyle. Ya burada insan hayvana kendisi çok evet. sevgi açtı. Ben onu görüyorum. Aynen. Ama burada gayet şu anda emin ellerde. Bunu da aynen. Çok görüyorum böyle. İyi ki de varsınız diyorum. İyi ki tüm arkadaşlar var. Sağ onların sayesinde bunlar. Bu da koca oğlumuz. Evet, gayet aynı koca. Şekilde. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Sen niye sevdirmiyorsun kendini? Koca oğlan. Fındık bak fındık geldi biraz ama. Biraz alışınca sevdirir. Evet. Bunlar dışarıdaki maskot köpeklerimiz. Çocuklarımıza diyoruz. Buradaki bütün hayvanlar zaten sizin. O korkuyla bir şekilde böyle yenmiş oluyor böyle değil mi? Böyle yenen çok var. Aynen. Bizimle köpek korkusu ben de yenen. Aslında ben de ufaklığım bir geçirdiğim bir travma var ama şimdi artık yenmeye çalışıyorum. Ha diğeri de geldi. Onun evet. Adı neydi? Zilli. Bu Zilli. Bu da Zilli. Evet, gel kızım. Takmış. Evet devam ediyoruz. Tamam. Evet şimdi bir hayvanseverlerimize beraberiz. Öncelikle geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Köpeğimiz hasta olduydu. Evet. Onu getirdik. Nereden geliyorsunuz? Bir tanıyalım sizi öncelikle. İsminiz biz neydi? Biz İncelerliyiz. Bozkurt İnceler Mahallesi'nden. İbrahim Kartal, ben eşiyim Ümran Kartal. Köpek var, sokak hayvanları bunlar. Sokak hayvanları. Sokak hayvanları. Sokak hayvanı çok sahipleniyor musunuz? Seviyor musunuz? Tabii. Bütün hayvanlara bakıyoruz biz. Hı. Bir tane iki tane değil. Çok. Bizi komşular bile istemiyor. Etrafta bununla kediye köpeğe bakıyor diye. Siz bu hayvanın içinde bu normaliniz kontrole gittiniz galiba yanılmıyorsam. Tabii. Bir telefon ettim sabahleyin. Hı. Hastaydı. Evet. Hemen alın gelin dediler. Allah hı. Razı olsun. Biz de aldık geldik ve her şeyini yaptılar bize. Ne güzel. Gerçekten. Hayvanı sevmek önemli değil mi efendim? Hayvanlar duyarsız kalamıyor. Duyarlı kalmamak lazım. Siz aslında normalde öyle yapıyorsunuz. Düşünün. Senin bir çocuğun var. Sokağa atmışsın. Tamam mı? Başkası atmış senin çocuğunu düşün. Sen onu arıyorsun. Bu insanlar hayvanların yavrularını alıyorlar altından. Sokağa atıyorlar, bırakıyorlar. Şimdi gelirken 7 tane yavru gördüm yolda. 7 tane yavru gördüm. Evet. Hemen söyledik. Dediler biz gider alırız. O yavruları. Her taraf böyle. Bu insan... Bozkurt'ta mı yaşıyorsunuz normalde? Biz de incelerde yaşıyoruz. Biz Avrupa'da yaşıyoruz aslında. İngiltere'de. İngiltere'de yaşıyorsunuz? Tabii. Biz İngiltere'de yaşıyoruz. Geldiğimde bütün sokak hayvanlarını doyururum ben. Kendimden fazla harcıyorum. Çok da güzel bir aslında görev üstlenmişsiniz. Tedavilerini yaptırıyorum, kısırlaştırıyorum. Başka köpek var mı? Bunu mu getirdiniz? Başka var mı? Kaç tane var. Arabamızda da var. Öyle mi? Onun nesi var? Onun da var. Onu da tedavi ettiler bize. Ha, öyle mi? Bir bakalım mı? Bir bakalım. Bir tane değil. Köyde de var. Yani ama siz önce gelin tüm köpekleri bakın alıp geliyorsun. Şöyle alın sesini. Şöyle alın. Ha, arabada bir tane köpeğimiz var. Burada da var. Tedavi ettirdik bugün. Bu nereden geldi? Bu da sokağa atılmış. Sokağa atılmış. Siz orada gördünüz. Aldınız buraya gittiniz. Doğru mu efendim? Aynı doğru. Peki bunun nesi varmış gösterdiniz mi efendi? Bu bunun şeysi ateşi yüksekmiş. Hı hı. Ondan sonra iç dış paraziti yapıldı. Ateşini düşürmesi için
tekrar iğne yapıldı. Yani gerekli tedavileri yapıldı hepsi. Ya Allah'tan size denk gelmiş o zaman, değil mi ablacığım? Gerçekten. Denk gelmesin olacak acaba? Gerçekten öyle. Buraya ne bileyim böyle bir hayvanı getirip de tedavi ettirmek, biz en az 70-80 kilometre yerden geliyoruz buraya. Değerli izleyicilerim, şimdi bunlar çok önemli konu değil. İyi ki siz denk geldiniz. Şimdi denizin merkezinden değil, İncele, Bosna İncele'den köpeği normalde görüyorlar ve buraya hiçbir zaman kaybı, hiçbir şey yapmadan, göz ardı etmeden direkt veteriner aldınız, geldiniz. Deniz Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan hayvanı bana aldınız, yani tüm tedavi yaptırdınız. Doğru mu anladım? Doğru. Ben helal kendim kanser hastasıyım. Mesela zamanında hapımı kullanmam lazım. Kahvaltımı yapmadan, hapımı, ilacımı kullanmadan bunu aldım geldim yani önce. Sen diyorsun ki ben kendiniz yani öncelikle onları düşünüyorum diyorsun. Evet. Ben size bu konuda ne yapmam lazım? Teşekkür ediyorum. Evet. Çok da duyar. Herkes sizin gibi olsa keşke. Evet. Bunlar önemli. Gerçekten çok önemli. Evet. İyi ki varsınız. Allah size razı olsun. Evet. Kalbinizden hayvan sevgisi eksik olmasın efendim. Buradan izleyenlere neler söylemek istersiniz efendim? Ben şunu söylemek istiyorum. Bütün Türkiye halkını hayvanlara davet ediyorum. Duyarlı olmalarını istiyorum. Kendileri yerken onları tepmemelerini istiyorum. Onlara da bir parça herkesin ayırmasını istiyorum. Ve ne varsa Allah herkesin şeyine göre versin. Bir yerde senin işeğini karşılıyor. Ben büyük bir hastalıktan kurtuldum. Ben 3 gün daha gitmesem ben ölecekmişim. Ben onun için abla, ben senin bu hayvanlara Allah senden razı olsun. Kendimi adamışım. Onun için Allah herkesten razı olsun diyorum ve bu hayvanlara devletimin elini, Cumhurbaşkanımın bilhassa elini uzatmasını istiyorum. Bunlara şu kadarcık yardım ederse insan, Allah onlara bu kadar verirmiş. Allah razı olsun abla. Abi sen neler söylemek istersin? Duyarlı olması lazım. Her taraf atılmış sokak hayvanları. Çok var. Gelirken gördük. İncelere davet ediyorum. 8-10 tane yavruyu ovaya atmışlar. Onlar ne yesin orada? Ve biz gördük. Geldik buraya söyledik ve bunlar hemen ekiplerini gönderdiler, aldırdılar. Yani bu konuda herkes duyarlı olması lazım. Yani herkes sokağa atıyor. Sen çocuğunu atsana sokağa. Atsaya insanlar yani çocuğunu sokağa, aynı. Çocuk bakar mısın çocuk yani? Nasılsa bunlar da aynı. Evet. Biz bunu bugün getirmeseydik belki bu akşam ölecekti. Yani gördün hani görmemizden gelseydin ama yine de kafan ona ben ne yaptım? Ne yaptı? Ne onu demek istiyorum. Vicdanen rahatsız olurdum. Ne yaptık? Bunu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle bak, sokağa. Evet. Ver patiğime bakayım. Bakın verecek mi? Buna geçen sene biz özel hastanede tedavi yaptırdık. Allah razı olsun. Bak özel hastanede. Ama sizi çok seviyor belli. Her gün 80 kilometre yeri 10 gün geldik gittik. Buna 6-7 bin lira harcadık sırf tedavisi neydi için. Neydi? Yemeklerini sorma. Çeşit çeşit. Yağış maması, kuru yaması, eti, tavuğu. Evet. Ne bileyim. Her şeyini alıyoruz biz bunların. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum ben size. Duyarlı olduğunuzdan dolayı. Fazla bakıyorum sayılır. Şunlara ben sana onu hissettim. Gözünüz onu sana belli diye. Kalbiniz, konuşmalarınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizi ben incelere de bekliyorum. İnşallah geleceğiz. Orada da konuk olacağız inşallah. Gerçekten bu şeyi izliyorsunuz bizi İngiltere'de izliyor musunuz? İzliyorum tabii. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum size burada bizle röportaj yaptığınız için. İngiltere'de selamlar olsun inşallah. Görünce Smang'dan tanıdım zaten. Ya. Ya, çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben size bak ya, şu masumu çok güzel. Şu benim için böyle küçük bir CD'sini de sizden istiyorum bunun. Ben bu görüntünün bir kopyasını size vereceğim inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Bir el sallayalım lütfen. Ve artı buradaki Büyükşehir Belediye'mize de. Ben bütün insanları hayvanlara davet ediyorum bakmaları için. Ben ayrıca da burada bir tane. Hayvanları atmayın, hayvanları sevin. Abla, çocuklarınıza da ya hayvan sevgisine öğretin ve onlar devam etsinler gelecek nesillerden. Bir de ayrıca da Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim buradan. Şunu söyleyeceğim. Ben buradan Denizli Belediye Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel tesisi yaptığı için Avrupa'da bile böyle bir tesise rastlamak gerçekten çok zor. Çok güzel. İnsanları o kadar iyi karşılıyorlar ki her tedavisini yapıyorlar hayvanlara. Allah razı olsun. Onlara teşekkür ediyorum buradan, saygılarımı sunuyorum. Ben de teşekkür ederim. Size iyi yolculuklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İngiltere selamlar, saygılar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet, şimdi idare binamıza, yani evet, santralin noktasında giriş evet yapıyoruz. İlk ihbarlar nasıl geliyor, nasıl değerlendiriyoruz vatandaşlarımıza isterseniz onu göstereyim aktaralım ben size. Aktaralım izleyicilerimiz. Katerciğim geliyor musun?
Evet, gayet de hoş bir binamız var. Teşekkür ederiz. Gayet de güzel, bakımlı, temiz. Evet, idaremiz gayet de güzel, hoş. Sağ olun. Tertipte. Arkadaşlar kolay gelsin. Merhabalar. Müsaitiniz efendim. Rahatsız ediyor sizleri. Biraz yoğun çalışıyorsunuz. Biraz size tanıtmak istedik Pamukkale ekranlarında. Elvan'la dolaşıyoruz. Evet, burada nasıl bir işlem yapılıyor şimdi? Şimdi burada 3 tane santral personelimiz var. 2 tane santral personelimiz hem ihbarları alıyorlar, evet, hem de bizim özel programımız var. Bütün araçlarımızı takip ettiğimiz. Oradaki araçların bulundukları bölgeye göre ihbarların dağıtımını yapıyorlar. Kevser Hanım da bizim burada tedavi gören hayvanlarımızla ilgili bilgi isteyen vatandaşlarımıza son durumları hakkında bilgi veriyor. Örnek şöyle bir ifade anlatalım insanlarımıza. Ben aradım. Evet. Bir tane köpeğimiz var. Alıyorsunuz. Ben numaramı alıyorsunuz. Evet. İşlem yaptırsam benim vatandaş olarak hani kafamda rahat olması için yani tekrar geri dönüşüm yapılıyor. Doğru mu? Evet. Bir bilgi veriliyor. Bu evet, da önemli çünkü. Evet. Çünkü merak ediyorlar gönderdikleri hayvanların akıbetini. Ben bunu yaşadım zamanında. Bir olay oldu bizim önünde. Yaralı bir kaza olmuştu. Aradım. 15-20 dakika içerisinde geldiler. Aldılar. Ben tabii benim numaramı aldılar. Ben onların numarasını aldım. Ben takip ettim. Onlar bana dönüş yaptı. Güzel bir işlem aslında normalde. Ben de vatandaş olarak konuda rahat ediyorum. Güzel bir görev yapıyorsunuz. Şimdi araçlarımız sağda olduğu zaman onları da takip ediyoruz. Doğru mu? Evet. Baktığımız hangi araç nerede, hangi noktada? Çünkü evet, onları takip edilmesi gerekiyor normalde. Evet. Özellikle ambulansımızı yönlendirme açısından çok önemli. Hızlı bir şekilde hayvanın yanına varabilmek için. Onun dışında bir tane ihbarımız var sanırım, onu alalım. Efendim. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları, buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Litli Caddesi'nde bir kaza oldu ama köpeği çarptılar. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Hemen kayıt oluşturalım. İsim soy isim alabilir miyim? Mehmet Cansever. Aradığınız numaradan mı ulaşsınlar efendim size? Evet, olabilir. Tamam efendim. Şimdi bir ihbarımız geldi. Hemen direkt anladığımızdan ambulansımızı hemen yönlendireceğiz değil mi evet, efendim? Aynen. Çünkü sorunun yaralı kazanı için. Hemen kaydınızı oluşturuyorum. En yakın ekibim ambulans var efendim şu an için. Tamam, çok güzel ambulans gelebilir. Tamam efendim. Yaralı köpek kaydınızı oluşturdum. Ekipleri yönlendirdim efendim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi günler. Sizi arayacaklar. İyi günler efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu gibi günde kaç tane telefon geliyor Elvan Hanım? Günde 100'den fazla ihbarımız oluyor. Bunun için boş falan olmuyor değil mi? Böyle hep dolu değil mi? Yani konuda böyle geçer. Çok nadiren ama bizim aynı zamanda kısırlaştırma randevusu almak isteyenler oluyor. İşte aynı zamanda işte tedavi geri bildirimle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımız oluyor. Biz boş ihbarla çok nadiren karşılaşıyoruz. Özellikle ambulansımıza ara ara oluyor boş ihbar vermek isteyenler ama tabii ki muhakkak hep gitmek zorundasınız. Bunun için bilemezsiniz tabii ki. Mecburen vatandaşın verdiği ihbarı gitmeye çalışıyoruz ama inceleyip sık dokuyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Denizli'li vatandaşlarımız çok duyarlı. Mesela işte bu Lise Caddesi'ndeki kazayla ilgili bir vatandaşımız arar. 2-3 dakika sonra başka bir vatandaşımız daha arıyor mesela. Ya tek telefon gelmiyor, birkaç telefon geliyor. Aynen, yani aynı noktadaki hayvan için biz birden fazla vatandaşlık genelde o cana yardım etmek için bizim hemen yanına ulaşmamız için bizi arayan epey bir vatandaş oluyor. Santralımız sürekli 7/24 saat aktif mi efendim? Aktif. 280-28-35 numaralı telefondan saat 8 ile 5 arasında bize ulaşabilirler. 24 saat boyunca da Alo 153'ten bize ulaşabilirler. Evet. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Evet, sokak hayvanları merkezindeki çekimlerimiz tüm bize devam ediyor. Farklı farklı departmanlar size için araştırmaya devam ediyoruz. Şu anda da hasta kabul. Bakalım burada bize neler bekliyor. Burada içeride bu konuda bize Zeliha Hanım yardımcı olacak. Merhabalar, kolay merhabalar, gelsin. Hoş geldiniz. Şunun da inceliklerine bakar mısınız? Evet. Allah'ım şunun güzelliğine baksana. Bu ne sen bu çirkin? Merhabalar, kolay gelsin arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, siz nasılsınız? Merhaba bakalım, nasıl gidiyor? Merhaba, biraz sizi tanıyamak için geldik. Bu da ne yaptı, neydi? Vatandaşlarımızı aktarmak için geldik. Size evet, konuk olarak geldik. Zeliha Hanım, evet, önce yani nasılsınız Zeliha Hanım? İyisiniz inşallah. İyi, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bugün artık günümüzü buraya ayırdık. Merak ettik. Merak edenler sizin ağzınızdan öğrenmeye geldik. Bu da nasıl gibi işlemler yapılıyor? Önce bir kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim ben tabii sizden. Tabii ki de. Ben Zeliha Adar. Poliklinik biriminden sorumlu veteriner hekimim. Ne güzel. Şöyle, burada vatandaşın getirdiği kedilere, köpeklere bakıyoruz öncelikle.
İlk geldikleri zaman kayıt oluşturuyoruz onlara. Bütün bilgilerini bir sistemimiz var. O sisteme kayıt ediyoruz. Fotoğraflarını çekiyoruz tanıyabilmek adına. Evet. Sonrasında da bu sistemden hangi tedaviyi yaptıysak oraya notunu alıyoruz. Onlar zaten not olarak düşünüyor. Evet. Şimdi zaman zaman ileride bir daha geldiğinde onun aynı evet. bir karne olarak evet. hazır oluyor değil aynı, mi? Yani nasıl bir insanlarımızdan sağlık odana gidip bu konudaki varsa, dokümanımız varsa onun da aynı şekilde evet. onlar için de geçerli. Evet, aynı şekilde onlar için de takip geçerli. Etmek için. Yine mesela telefon numarasını verdiğinde vatandaş direkt daha önce yapılan bütün işlemler zaten çıkıyor. Ekranda görmek evet, mümkün. Ekranda yani görmek her, mümkün. Çok da özel bir, herkesin bireysel, herkesin evet, kendi özel bir evet, sayfası var. Aynen öyle. Şöyle baktığınızda şu anda kedilerimiz var. Şu an elinizde tuttu yavru bir kedi var. Onun evet. nesi var efendim Selin Hanım? Bu dışarıda kalmış, ıslanmış biraz. Aynen canım. Solunum yolu enfeksiyonu vardı. Tedavisini tamamlamak üzereyiz zaten. Hı-hı. Sonrasında sahiplendirme bölümüne indireceğiz. Maşallah böyle. Şu anda yine birden fazla kedilerimiz var. Evet. Hepsi evet. en... Umarım hiçbir de kötü bir şey yoktur inşallah. Çünkü sizlere güveniyoruz. Elinizden her şeyi yapıyorsunuz. Aynen. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama tabii ki de bazen hani kötü viral hastalıklar olabiliyor. Çok onun nadiren de olsa isterseniz. Evet. Ama onları tedavi ediyoruz bir şekilde evet, inşallah değil mi? Evet, tedavi ediyoruz. Şöyle baktığımıza bakayım biraz da dokunmamıza bir mahsur var mı Zeli Hanım? Hayır, şu an yok. Muhtemelen kendini sevdirmek istiyor. İsim koyuyor musunuz gelenlere yoksa isimler oluyor? Ya tabii ki illaki bazen koyuyoruz isimler. Çirkin. Ne? Baktığımızda. Evet, sadece burada kedilerimiz yok. Şöyle baktığımızda. Köpeklerimiz de var mesela. Olarak. Şu an ekranda görünen köpeğimizin nesi var Zeyda Hanım? Bu sokakta terk edilmiş bir şekilde bulunmuş. Herhangi bu. Bir aynen. Gayet cins bir köpek aslında aynen, normalde. Kesinlikle aslında. Aynen. Ama herhangi bir sahibi yok. Çipi de yok. Tanımlayabileceğimiz Hı-hı. herhangi bir şey de yok. Sırtında yarası var. Yarasını tedavi ediyoruz. Hı-hı. Sonrasında da o da kısırlaşıp sahiplendirme bölümüne indirilecek. Tabii bu süreç ama yine de sizin bünyenizde kontrol altında evet, devam ediyor. Evet tabii ki. İyileşene kadar burada kalıyor. Sonrasında biz uygun gördüğümüzde kısırlaşıp sahiplendirmeye indiriliyor. Peki yine bakıyoruz. Yine bir tane de burada bir tane ben tabii öncesini gördüm. Aynen, o trafik kazası. Ay canım şu an bayağı da ürkmüş. Güzel bir evet. kafasına o kalmış demek ki. Evet çok fazla korkuyor biraz o. Onun da arka ayakları ne yazık ki felç. Hani şu anda destek tedavisine devam ediyoruz onun. İlerleyen zamanlarda inşallah daha güzel olacak. İnşallah sizin emin ellerde daha da güzel olacak. Umarım ki böyle hani sadece sağlıklı hayvanları değil de aslında bu tarz böyle hayvanlara sahiplenmek lazım. Aynen engelli hayvanlara zaten son zamanlarda çok fazla ilgi var diyeyim artık. Öyle mi? Evet. Buradan biz şehir dışına da engelli hayvanlar sahiplendirdiğimiz oldu. Hani ve giderek artıyor. Mesela geçen gün Van'dan iki tane engelli evet, sen deniz yani. Merkezi için değil, değil mi bu durum? Normalde her türlü kapınızı açacak iyi bölge hiç fark etmiyor. Evet. Van demiştiniz buyurun. Aynen Van'dan iki tane engelli kedimiz geldi mesela. Onlar burada sahiplendirme bölümüne koyduk onları. Ulaşım nasıl oluyor? Onu karşıladık kişiler mi arıyor evet, sizi araştırıyor buluyor? Aynen birileri aracı oluyor mesela ona. Hı. Sonrasında bize ulaşıyorlar. Biz hani kabul ediyoruz onları. Hı hı hı. Onlar da bir şekilde gönderiyorlar. Sonra buraya geliyor kedimiz. Biz bu konuda hayvanseverlerle de iletişim halindeyiz zaten. Onlar da mesela kendi kitlelerine ulaşıyorlar. Hı hı. Öylece de sahiplendiriyorlar. Aslında onlar da aslında normal zamanda hafta sonu açık oluyorsunuz muhtemelen. Evet, evet gezen, gezmeye gelebilirler. Gelen insanlar evet. belli size diyorlar ki böyle bir hayvan geldi, bir engel geldiğinde tabii bir konuda talibiz. Öyle bir evet, seçenek olduğunda evet. biz de hazır bekliyor gibi aynen, öyle notlar öyle. Da var değil mi muhakkak önümüzde? Çok var. Da güzel çalışmalarımız aynen. Engel, var. Aşağıda zaten gittiğinizde görürsünüz şimdi. Aşağı dolaşacağız bir yerde. Engelli padoğumuz diye bir yer var. Hı-hı. Orada mesela hani bir bacağı ampute edilmiş kedilerimiz Hı-hı. var. Bir gözü olmayan kedilerimiz var. Ne güzel hani, ne güzel. Onlar da sahiplerini bekliyor aslında aşağıda. Aslında görünüşte karşısında tüm sokak hayvanlar aslında bir anda bakmak lazım keşke, da. Keşke öyle bir imkanımız olsa. Biraz da bizler o konuda ben, elimizin evet. taşın altına atmamız gerekiyor. Ama ben hayvanların özgürlüğüne de önem verilmesini rica ediyorum. Hani hepsini bir yere zaten kapatamayız. Günlük kaç hayvan geliyor mesela tedavi amaçlı baktığımızda? Şöyle tedavi amaçlı baktığımızda biz poliklinik birim olarak en az 50 tane hayvana bakıyoruz günlük. Kedi tedavi bölümüne daha fazla geliyor. Çünkü ekipler direkt mahallelerinden alıp getiriyorlar oradan kedileri. Evet, hani onda daha fazla onlar 200 kediye kadar bakıyorlar. Peki ben size fazla tutmak istiyorum. Çünkü hastalığınız var. Aynen. Teşekkür ederiz. Onun için başka söylemek istediğiniz başka burada ekranda bir not olarak bir şeyler bir paylaşmak ister misiniz? Burada içinizden geçen sizi izleyenlere efendim. Hı hı. Şöyle hayvanlar yani sevmeyebilirsiniz ama asla onlara zarar vermeyin. Onların yaşam hakkını ellerinden almayın. Sana şu görüntü bence her şeyi ifade ettiğini düşünüyorum Zeliha Hanım. Teşekkürler. Ya,
Benim şey demeyeceğim. Çok sağ ol. Güzel işler yapıyorsunuz burada. Teşekkürler. Sağ olun. İyi ki de varsınız canım. Aynen. Kolay gelsin İnşallah diyorum. Saygılar. Her şey sağ olun. Evet, sizler için çekimlerimiz tüm hızla devam ediyor ve bölümleri de size aktarmaya devam ediyor. Şimdi bu bölümdeyiz ama bu bölüm neresi? Bu konuda yine uzman kardeşimiz Abdullah Bey'le beraberiz. Önce Abdullah Bey, kendinizi tanıtır mısınız rica etsem? Veteriner hekim Abdullah ben. Adnan Menderes Üniversitesi'nden mezun oldum. Yaklaşık 2,5 yıldır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmaya devam ediyorum. Evet. Köpek tedavi birim sorumlusuyum veteriner hekim olarak. Bu alanımızda tedavi ettiğimiz köpeklerimiz var. Bu alana ekiplerimizin getirdiği köpekleri koyuyoruz. Poliklinik birimimizdeki vatandaşlar kendisi getiriyor. Buraya ekiplerimiz getiriyor. Yani ekiplerin getirmiş olduğu yaralı veyahut da hayvanlarımızı buraya geliyor. Evet. 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 Sonrasında nasıl devam ediyor? Sonrasında ben günlük olarak tedavilerini yapıyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sonrasında tekrar aldığımız noktaya ekiplerimiz aracılığıyla bırakıyoruz. Tamam, bu kontrol yapıp da tamam kendine geldikten sonra evet, o noktaya tamamen iyileşti. Herhangi bir sağlık problemi kalmadığında. Emin oluncaya kadar? Evet, emin oluncaya kadar burada gözlem altına tutuyoruz. Sonrasında taburcu ediyoruz. Mesela birkaç tane köpeklerimiz var. Bayağı güzel şirin evet. Köpeklerimiz var. Şöyle bir baktığımızda sağımız var bir tane bir. Bunlar evet. Normal aslında sokak hayvanları aslında. Evet, normal. Sokak hayvanları. Ama şöyle baktığımızda aralığın cins hayvanlarımız da var. Evet. Mesela evet. Kadir'cimden rica edeceğim. Sağ tarafına baktığımızda. Tabi ben cinsine çoğunu bilmiyorum. Rus finosu kendisi. Ya bu baktığımızda çok değerli bir aslında. Orada. Evet, doğru aslında mu? Değerli. Yani maddi anlamda değerli olan bir hayvanımız. Ama şu anda bu da aramızda. O da bir kazam geçirdi. Bir rahatsızlığım vardı. Büyük ihtimalle sokakta bir başka bir köpek tarafından saldırı uğramış. O yüzden evet. Ayağı şiş olarak yani geldi. Sadece trafik kazası olmayabilir. Değil. Normalde dediğiniz gibi iki köpekten birinin evet. Saldırı sonucunda yaralanma da oluyor. Onları evet. Tabii ki A'dan Z'ye ait etmemek sizin onların hepsini kontrol altına yapıyorsunuz. Ediyoruz. Tabii burada normalde operasyonlar oluyor. Çevre evet. Kameraya dönersek Abdullah Bey. Ameliyat da yapıyoruz. Evet, ameliyat da yapıyoruz. O ameliyat bölümümüz başka bir birim. Başka bir veteriner hekim arkadaşımla evet, ilgileniyor. Onları da muhakkak tanıyacağız evet. Kendilerine. Güzel bir iş yapıyorsunuz, kutsal bir iş yapıyorsunuz. Tabii ki. Bu işi yapmak için de sevmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu işin başı kesinlikle. Bu. Kesinlikle. Yani sevmenin bu iş yapılamaz. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi bazı böyle hayvanlara bakıyorum köpeklere. Öyle bir bazı duruş şekilleri var ki az bir tane vardı. Ya bir masum bir bakış var. Ürkek, o gözler böyle çatmış. Sanki böyle başına bir şey gelmesin diye böyle bakışta çok şeyden ifade ediyor baktığımızda. Evet. Ya anlam çıkıyor birçok yani. Ben evet. Öyle düşünüyorum. Doğru mu? Doğrudur. Ya şimdi şöyle. Biz sokak hayvanlarına hizmet verdiğimiz için genel olarak sokakta özgür yaşamaya olan hayvanlar yani alışmış olan hayvanlar. Çok yaşıyor. Burada evet. ister istemez tabii ki de kafes arkasında tutmamız gerekiyor. Gerek sıcak bir ortamda gerek evet. Altını ısıtmayla hani sıcak bir ortamda tutmamız gerekiyor. Bu yüzden kafesi tutmamız gerekiyor. Yani doğal bu yüzden de uçak, tabii ki. Gezip tozamıyor ve özgürlük sırlanmış olduğu için belli bir süre boyunca o yüzden üzgün oluyorlar. Bir masum yani çok evet. Tatlı bir hali alıyorlar. Ben şu biçimde karşılığına evet. Bakarsanız. Bir de yani sevilmeye de biraz muhtaç oluyorlar sokak hayvanlarımız. Aynen. Şuna bak gel bakalım buraya gel. Gel bakalım buraya gel. Gel. Nasıl kuyruk sallıyor bakın. Yani bir yer kuyruk salladığı anda şu işaret oluyor. Gel beni sev. Evet. Doğru mu? Evet. 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 Kesinlikle öyle. Şöyle baktığımızda oldukça yine bir tane var. Vallahi Allah size kolaylık versin diyorum. Yani teşekkür ederiz. Şu anda elimizde bir tane var. O da bir yavru. Evet. Bunun nesi vardı Abdullah Bey? Bu da ayağı şiş olarak geldi bize. Titriyor olarak geldi. Tedavisini devam ediyoruz. Bu şu an genel durumu iyi yine yani. Ya ama titremesi niye bağlı? Ya şu an korktuğu için. Elimizde tuttuğumuz için korktuğumuz için. Şu an normal kafesine çıkardık elimizde. Evet. Sen çok mu korkuyorsun? Gözlerini zaten sen? Biraz maşallah. Korkmuş durumda. Eyvallah. Çok sağ olun. Size kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Evet. Sizler için gezmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi röntgen bölümdeyiz. Yani aslında normalde dışarı yaralı olan hayvanları ilk geldiğinde buradan röntgen odasından öncelikle evet. Trafik kazalı olanlar. Kazalı olanlar. Şu an o departmanı ama öncesinde bir Ali Bey'i yakından tanımak isteriz. Ali Bey'in kendisi merhabalar. Size tanıtır mısınız? Ben 8 senedir sokak hayvanları kliniğinde çalışan bir veteriner hekimim. Burada genel olarak ameliyat bölümü kırıklarda ondan sonra paramparça olmuş ayakların amputasyonunda gibi operasyonlarda müdahale eden veteriner hekimlerden biriyim sadece.
Röntgen odamızdayız şu anda. Gelen hayvanlarımız var birkaç tane. Hastamız var. Aynen. 2-3 tane günlük olaraktan kesin geliyor maalesef. Bu hayvanların önce röntgeni çekiyoruz burada. Evet. Direkt zaten ekranımıza da yansıyor. Durumuna göre gerek operasyonlarını, gerek kafes... Röntgen sonucuna göre değerlendiriyoruz. Röntgen sonucuna göre değerlendiriyoruz. Gidelim bakalım mı? Aynen, çıkartıp bakabiliriz şu anda röntgenimizi çekelim. Normal yine bu sokak hayvanı olarak değil mi? Tabii. Hepsi sokak hayvanı. Zaten hani son dönemde artık çipleme aşamasından sonrasında çip kontrolünü yapıyoruz. Eğer ki çipi varsa özel olaraktan değerlendiriyoruz. Hasta sahibinin özel kliniklerde yapmasını sağlıyoruz. Bunlar tamamen sokaktaki canlarımız. Evet. Şimdi bu ne yapacağız şimdi burada? Bunun arka bacağında bir problem var. Bunun röntgenini çekeceğiz şimdi. Tabii biraz kolay olmuyor bunu olmuyor, çekmek. Olmuyor tabii ki de. Yani hareketli, saldırgan olabiliyor, evet, tabii evcil olabiliyor. İnsanlar gibi bekletiyoruz, sabit tutuyorsun ayağını diyemiyoruz. Aynen. Zaptırap dediğimiz kedi ve köpeklerdeki uygulama yapıyoruz. Arkadaş ön bacaklarından tutacak, ben arka bacaklarından tutuyorum. Ve sonrasında da... Aslında bir şey yapalım, buraya geldim. Bir tane mükafat tatlı bir kandırmak babında ne? Yani onlar kanmıyor. Yani olmuyor. Ayaklarında herhangi bir kırık ve... Oraya odaklı olduğu aynen, için. Aynen, oraya odaklı. Tabii yapalım o zaman şöyle. Tamam. Evet. Eldivenim yok ama şöyle... Ay canım benim. Şöyle ben size şöyle olayım beyefendi. Şu şekilde kuyruğunu tutar mısın? Evet, şimdi kedimizin röntgeni çekiliyor. Tabii ki kolay değil. Ya bu birazcık yavru olduğu için gene zapt etmesi kolay. Tabii büyükte daha da evet, şey büyüklerde daha hırçınlaşmalar olabiliyor. Direkt bakın. Ama aslında bu işin tekniği tuttuğumuzda olabiliyor değil mi? Tabii yani tutanlar artık öğrendikleri için arkadaşlar. Evet şimdi çekildi. Anında ekranın sonunda geldi karşımıza. Bir saniye hemen çeviriyorum. Evet, buradaki yapılan işlerin hepsini kutsal görüyorlar, sabır gerekten. En önemlisi de hayvan sevgisi olan arkadaşlarımız burada çalışıyor, bir araya geldiler. Aynen. Güzel bir tanışma, evet. Bunda da çok şükür net bir kırık yok. Sadece kalça bölümünde, sağ kalça bölümünde birazcık bir oynama var. Bu da kafes istirahatiyle geçecek hayvanlarımızdan bir tanesi. Yani tedavisi kolay olur. Aynen. Tedavisi kolaylık şöyle, en azından bir 15 gün gözetimin altında kalıp hoplayıp zıplamaması gereken bir ortamda bakılması gerekiyor. Bunu vatandaşlarımız, bazı ilgili vatandaşlarımız yapabiliyor. Yani bunu soruyoruz gönderen vatandaşlara. Hı. Eğer yapamayacaksa bizde misafir kalıyor. Ya bizim kedi tedavi bölümümüzde ya da aşağıdaki kedi bahçesinde bakmaya devam ediyoruz. Ne güzel. Şimdi acil müdahale bir hastamız geldiğinde, operasyon girdiğinde onun yan tarafta. Evet, direkt operasyonu yan tarafta da değil. Bu son bir makine, diğer makinemiz. Hı. Yani otomatik olaraktan direkt aşağıda olduğu için operasyon anında burada operasyonunu yapıyoruz. Operasyon anında normalde eski usullerde kaldırmamız gerip tekrardan yapmamız gerekiyor. Yan tarafta bir operasyon, oraya geçelim. Bakalım mı sen? Tabii bakalım. Evet, Ali Bey, şimdi bir operasyon. Evet, bu bölümde de asıl bizim ulvi görevlerimizden bir tanesi kısırlaştırma operasyonları. Sabahları genel olaraktan 10-15 tane köpek operasyonu, öğleden sonları en aşağı 10-15 tane dişi, en aşağı 5-10 tane de erkek kedi kısırlaştırma yapıyoruz. Bunda bir dişi kısırlaştırma Sinan Hocam yapıyor. En geçmişten bu yana bizle beraber olan bizim üstadımız diye tabir edebileceğimiz bir hocamız. Yani en ufak dilimlerden alıp estetik dikmeye çalışıyoruz. Bu sayede yani birkaç gün sonrasında sokaktaki hayatını devam ettirebiliyor. Kısırlaştırma demişken şimdi normalde buna çok önem veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Normalde sokakta yaşayan hayvanlar normalde kısırlaştırılmadığı takdirde bundan daha çok üremeye devam ediyor baktığımızda. Evet. Ama onların bir şekilde önüne geçmek doğru mu? Popülasyonundaki yani mahallelerdeki, ilçelerdeki popülasyonu sağlayabilmemiz için bunu yapmak zorundayız. Yani elimizden geldiğince bu popülasyonu sağlamaya çalışıyoruz ama dediğimiz gibi elimizden geldiğince ki denizli yetiştirebildiğimiz kadarıyla burada çift masa bir şekilde operasyon yapılıyor genel olaraktan. Elvan Hanım sorumluluğumuzla birlikte beraber Sinan Hocam burada operasyonlarını yapıyor. Dediğim gibi sabahtan en aşağı 10-15 tane köpek operasyonu yapılıyor. Kolay değil. Onlar da zaten ekiplerimizin topladığı
Genel olarak kediler vatandaşlarımızın mahallede baktığı, artık popülasyonuna yetişemediği takdirde randevu sistemine geçtik. Yani yoğunluktan kaynaklı artık bu şekilde günde 10-15 tane ne kadar yetebiliyorsak yapmaya devam ediyoruz. İnsan gücünün yettiği yerine kadar en fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Yani 7-24 saat buradasınız. Sinan Bey'in 9. operasyonu olacak ki bu rakamlar küçümsencik basit değiller. Evet. Yani bizler sonra ekran başına da baktığımızda çok kolaymış gibi algılayabiliriz aslında. Bizler şu anda sizler için yerine gelip baktığımızda gerçekten buradaki insanlar hepsi de çok değerli insanlar. Onlar aslında ben sizin adınıza inanıyorum ki oradaki izleyen hayvanseverlerimize sizler adına ve hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Rica. Gerçekten çok kutsal bir görev yapıyorlar. Hocam evet. Size teşekkür etmek istiyorum aynı zamanda. Ben teşekkür ederim. İlk defa varsınız. Hayvanlarımız Eminönü'nde diyebiliriz. Doğru mu hocam? Doğrudur hocam. Yani elimizden dediğim gibi tekrarlıyorum. Elimizden geldiğince ki Osman Başkanımızın önderliğinde. Osman Başkanı'na ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ben de yani siyasetten kesinlikle değil. Ne istediysek, ne istiyorsak ikiletmeden alıyor ki bu röntgenimiz vardı. Eski usulde örnek veriyorum. Diğer dediğimiz röntgene geçtik. Ya doğru bir insan sağlığına yapılan yatırım aynısı burada. Belki de insanlarda var olmayan şeyler, gerçekten abartmıyorum. İnsanlarda bile hani devlet hastanelerine falan gittiğimizdeki o röntgenlerden daha üst düzey şeyleri alabiliyoruz. Ve dediğim gibi elimizden geldiğince de en hijyenik şartlarda sanki özel kliniklerdeki gibi. Hiç fark yok bana göre nazarında baktığımda gayet de. Ya inanın zaten hani bu böyle istekleri olan var yani. Siz sürekli kısırlaştırma yapıyorsunuz, siz sürekli operasyon yapıyorsunuz. İşte ben ücreti neyse vereyim diyenler var ama dediğimiz gibi sadece sokak hayvanları için çalışmaya çalışıyoruz. Hocam teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerle tekrar buradan huzurunuza. Sen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zoroğlu'na Denizli Sokak Hayvanları Merkezi'ni böyle güzel kazandığın için ve ayrıca yine teşekkür etmek istiyorum. Evet, ne yapıyoruz? Çekimlerimiz devam ediyor. Evet, şu anki bölümümüzde kedi ve köpek yazıyor. Görmüş olduk. Yani burada artık böyle hayvan severlerin gelip, bu da hani sahiplerimi anlamak bölümdeyiz. Şöyle sol tarafta baktığımızda köpeklerimiz, sağ tarafta baktığımızda birbirinden güzel kedilerimiz var. Bunlar da burada artık yeni sahiplerini bekliyorlar. Yani sizler bir geldiğinizde buraya bir hayvan, bir kedi veya köpek sahiplenmek istediğinizde gelmeniz gereken nokta burası. Ve yanımız, bu bölümde bakan yanımızda da Müslü Hanım var. Öncelikle merhabalar. Merhaba, kolay hoş geldiniz. Gelsin. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok şükür, çok sağ olun. Sen halen yanımızda mısın? Önce tanıyalım sizi efendim. Mürşide Gürsoy, ben veteriner hekimim. Ne güzel. Sahiplendirme ve yoğun bakım bölümünün sorumlusuyum. Evet. Şu anda evet arkamıza baktığınız, görmüş olduğunuz üzere köpeklerimiz, kedilerimiz, yavru kedilerimiz burada geliyor. Artık yılda yeni sahiplerini bekliyorlar. Tabii bu süreçte burada siz ilgileniyorsunuz. Aynen. Bu süreci bize anlatır mısınız? Ne yapıyorsunuz? Günlük bir burada nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Şimdi bizim sabahtan genel bir rutin temizliğimiz olur. Bakımımız olur. Hayvanların, kedilerin ve köpeklerin aynı zamanda temizliğini yapıyoruz. Mamalarını, sularını tazeliyoruz. Bunu her gün? Tabii her gün. Yani bu sabah rutin olarak yapılır. Sonrasında ara ara hani kontrol edilir. Herhangi bir şey var mı? Eksilen, pislenen, batırılan bir yer var mı diye onları kontrol ederiz. Sağlıklarını kontrol ederiz. Hepsinin. Kedilerin de, köpeklerin de hepsini birlikte. Sonrasında 10'da ziyaretimiz başlıyor bizim. Saat 10'da? Evet, saat 10'da. Hafta içi, hafta sonu fark ediyor mu efendim? Yok, hafta içi de hafta sonunda aynı saatte. Saat sabah 10'da. Temizlik. Sonrasında ziyaretçilerimizi ne bekliyoruz. Peki, onda başlıyor. Ziyaretçilerimiz nasıl? İlgi alaka nasıl denizde? Var. Yani daha yoğun olmasını istiyoruz ama şu anda da yoğun bir ziyaretçimiz var yani. Güzel bir görev yapıyorsun. Şöyle bir biraz dolaşalım. Tabii öncelikle ki. Şöyle bir köpeklerimizden bahsedelim. Yani, onları tanıyalım şu anda baktığımızda. Şu an onlar hepsi böyle masum. Aynen. Yeni sahiplerini burada bekliyorlar. Aynen. Doğru mu? Şöyle yanım olayım ben size, soluma şöyle. Şimdi buraya gelen, terk edilen, bırakılan köpeklerimiz var. Bunlar sahiplendirme için bekliyorlar burada. Gayet de güzel. Evet. Yetişkinler var, yavrular var. Yavrular var. Baktığımda yeni giz köpeklerimizi burada görmek mümkün değil mi? Aynen. Burada iki tane teriyerimiz var. Arka tarafta Rottweiler var bir tane. Rottweiler. Biraz önce geldi. Evet. Gelen hayvan severler özellikle istekli cins oluyor mu? Değişiyor. Yani vatandaşın durumuna göre değişiyor. Kimi evde bakmak için cins istiyor. Kimi bahçede bakmak için çoban köpeği tarzı istiyor. Evet. Yani değişiyor bunlar. Gayet de güzel. Hepsi sevgiye aç. Aynen. Aynen. Sevgi anda. İstiyorlar. Başka hiçbir şey değil. Şu anda fark ettiğim kadarıyla hepsi kafeste ve ikisi dışarıda ya şu anda. Evet. Onların dolayı biraz şöyle kızıyorlar. Şey yapıyorlar. Biz de kızıyor. Çıkmak istiyoruz. Yani onların özelliğini var gibi çiftleş sanatmak diye. Aynen. Evet, bunlar... şöyle baktığımızda
Gayet de güzel. Evet, evet. Aynen. Ha? Sevilmek istiyorlar. Başka hiçbir şey. Hepsinin bir isimleri var mı koydunuz yoksa? Yok, isimleri koymadık biz artık. Hayvan yani. Seven, sahiplenme, dilediği ismi koyuyorlar. Bu da yeni bir amputa olmuş evet. Bir köpeğimiz. O da bekliyor burada. Yani evet. Yavru bu şekilde amputa köpeklerimizi ve kedilerimizi de aynı şekilde sahiplendiriyor. Onlara da ilginiz var mı efendim? Var var. Hayvan severler sağ olsun onlara da ilgi gösteriyorlar yani. Ne güzel. Çok da güzel böyle masum. Evet. Evet. Aslında sahiplenmek önemli. Alıp çok. Bir hafta bırakmak değil. Değil. Yani onlara bir yuva olmak, hani sevgi göstermek, yani karşılıklı bir ihtiyaç. Yani hep bu bir şey değil aslında onu da. Ya alayım da benim çocuğum bir hafta sevsin bir heves. Yok yok hayır. Değil. Öyle değil. Yani yuva olmak bu. Sahiplenmek. Canlara. Yani başka hiçbir şey değil. Sonuçta attım o evde dört bir fert yaşıyorsa evet, o da beşinci yılda aydan biri oluyor. O da beşinci fert tabii ki. Yani. Şimdi diğer tarafta da kedilerimiz var. Burada yavru kedilerimiz var. Bunlar şu yavru kediler. Tabii bunlar büyük kedilerimizden ayrı duruyor değil mi? Tabii tabii ayrı. Yani neden ayrı duruyor? Yapan olur, zarar veren olur diye bunları ayırıyoruz. İçeri girebilir miyiz? Bak bizi karşılıyor sonra. Girelim. Girelim yerinde bakalım. Normalde almıyoruz çünkü yavru kediler olduğu için çok çabuk hastalanabilirler diye. Ha, evet, ziyaretçileri. Sıkıntı varsa şey yapmayalım o zaman istiyorsunuz. Yok girebilirsiniz buyurun. Evet. Gel. Hemen kısa bir burada bir görüntü alalım. Evet. Bunlar yavru kedilerimiz. Bunlar yavru kedilerimiz. Yine sokaktan gelen kedilerimiz. Evet evet aynen burada sokaktan gelen. Her türlü. Tedavisi gördükten sonra ama evet, buraya, tüm aşılar yapıldıktan sonrasında burada evet, bekliyorlar. Buraya indirdik. Didiyen, burada sahiplendirmeleri için vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Bunlar niye bir araya toplamış olmuş? Yani orada kediler kendine daha huzurlu geliyor. Aynen. Evet. Çok da güzel. Aynen aynen. İyiler yani. Bakımları gayet de güzel. Evet. Her türlü mamalar. Oyuncaklarımız önünde. Var. Mamalarımız, sularımız yemekler var. Yemekler sınırsız, açık tabii, büfe. Tabii tabii. Sürekli hiç boş kalmaz yani. Ne bunlar. Güzel. Maşallah. Sürekli vardır mamalarımız. Peki. Devam edelim o zaman. Evet, şu anda da yetişkin kedilerin olduğu bölümdeyiz. Evet. Hem kapalı alanlara var hem de evet, açık evet, alanlara evet. Var. Açık alan burası zaten dolaşıyorlar. Evet. Kedi evleri var. Şu odada komple onların kapalı bir alan. Artık yani. İstedikleri yere kendileri kalabiliyor, oturabiliyor. Kendi keyiflerine bağlı. İster kulübenin içinde olur, ister açık alanda, ister odanın hı-hı içerisinde. Şöyle baktığını gözlerinin genelde hepsi de böyle evcil. Çok da böyle evet, çılgın hırçın yok baktığımızda. Yok, yok. Bir süre sonra hırçın bile olsa burada alışıyor ve sakinleşiyor artık evet, onlar zaten. Ama hepsi evet. Çok. Burada engelli bir kedimiz de var. Evet. Gözlerin ikisi mi yok? İkisi de yok. Evet. Peki, bu buranın müdavimi. O zaman nasıl artık burayı, adapte oluyor o zaman bulunduğu noktaya? Burayı öğrendi iyice. Nerede ne var çok iyi biliyor yani o da. Evet. Kadir'in yakını alma ihtimaliniz varsa şu anda normalde tamamen hisset aynen, olarak aynen. His olarak mı yapıyor? Evet. Bakın normal sevdiriyor. Yok hiç hırçınlığı da yoktur yok. Onun. Aha. Oyun oynayacak, oyun oynayacak. Ama yine de temkin olmakta evet, fayda. Ay canım kıyamam ben burada sana. Engelli hayvanlarımız da var. Mesela evet, şu gri ampute olmuş, bacağı yok onun. Onun bacağı. Şu evet, öndeki yine baktığımızda da... Onun da bir gözünde sıkıntı var. Onun da bir gözü var. Aha. Bir tane bir meşhur kedimiz varmış. O da bizim tombul. 10 kilo. O içeride. Bunlarda mı? İçeride. O da biraz herhalde ağır vasıtık olduğu için bir kilo görme imkanınız var mıydı? Çıkartayım ondan gelmişken ekranında da. Siz onu çıkarın ben hem tamam, sohbet edeyim. Evet yine burada şunun altını çizmek istiyorum. Değerli Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zola'nın işte denize kazandırmış olduğu bence Türkiye'de en büyük sokak hayvanların barındırma merkezindeyiz. Ve size bunu görüntü aktarmaya ve burada işlem nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştık. Oldukça gezdik, gördük. Ben de bu vesileyle birçok şey burada öğrenmiş oldum. Yani tekrar özet geçmek gerekirse, yani bir telefon kadar yakın, acil bir durum olduğunda 15-20 dakika içerisinde olay yerine gelip, alıp, tedavi edip, tekrar normalde sağlığına kavuştuğu esnasında tekrar bulunduğu noktaya bırakılıyor. Bazı hayvanlarımızı yine burada şu anda görmüş olduğunuz üzere, sahiplendirmeyi bekliyorlar. Gayet de güzel. Evet sahiplenmek güzel bir şey. Aslında baktığımızda güzel bir çalışma. Oldukça büyük bir 60 dönüm arazinin üzerine kurulan bir tesisimiz, merkezimiz bizim burası. Yani her türlü imkanı da bulmak mümkün. Yaklaşık 40-50 kişi çalışan ekipmanla bu da hizmet vermekte. Ve 7 gün 24 saat yani sadece belli saat haftanın 7 gün 7-24 saatinde hizmet veren bir kurumdayız efendim. Evet şu anda baktığımızda kızım, tatlış, gayet de güzel. Emin ellerde, evet. Bir ton bişimiz.
Şimdi geldik fasulyenin faydasına. Tamam. Yok Allah'ım, ben normalini genellikle normalde hep nerede görüyordum? Ekranlarda, haberlerde görüyoruz normalde Kadir Bey. Sen ilk defa görüyorsun Kadir Bey. Şöyle bakar mısın, şu yüzüne bakar mısın? Allah aşkına şunun güzelliğine bak sen. Bu niye böyle oldu bu? Bu bu şekilde teslim edildi bize. Bu epey normalde bakılmış, evcil miydi daha önce? Aynen, peki, evcil. Hayvan seyahat bunu artık baktı, bunun altından kalkamıyor mu? Mamala ağrıma gelmeye başladı. Doyuramadı sanırım. Bize evet. Teslim etti. Çok tatlı. Biz de buradayız yani. Tombiş. Tombiş. Adına yakışır, görüntüsüne yani. Yakışır. Tombiş. Gayet de evcil değil mi? Öyle bir hayranız evet, yok değil mi? Yok, hayır hayır. Hiçbir şey yoktur. Bence... Kolay da yürüyebiliyor mu hani? Yani çok hızlı hareket edemiyor. Edemiyor, seve değil. Ay şimdi evet. Güzeline bak. Neyse, seninle evet. Tanışmış olduk. Evet, aynen. Mürşit Hanım, son olarak neler ilave etmek istersiniz? Yani buradan özellikle altını çizmek istediğiniz buradaki hayvan severlere neler söylemek istersiniz? Gelsinler, görsünler, bir mesaj vermek ister misiniz efendim? Aynen, yani cins veya hani başka türlü şeyler aramadan buraya gelip bir baksınlar. Eminim kendilerine uygun bir hayvan, kedi veya köpek bulurlar. Için. Tabii ki, tabii ki. Yani gidip satın almaktansa buraya gelip bunlara bir yuva olmak bence çok güzel. Yani sadece buradaki kediler için değil, kendileri için bence çok güzel bir şey olur. Çünkü bunlarla birlikte olmak çok güzel bir şey. Ayrı bir huzur, ayrı bir mutluluk. Şunu yani. Şunu da sormak istiyorum. Ek ilave. Buradan bir hayvana biz sahiplendiğimizde sonrasındaki ilerle süreçte aşıdır. O tarz tedavi olduğunda yine size gelebiliyorlar mı, yoksa yani özele mi giriyor? Bir süre bize gelebiliyorlar hani sahiplendikten sonra, ama sonrasında artık özele gitmeleri özel gerekiyor. Çünkü gerekiyor. Sahiplenilmiş oluyor onlar. Aynen. Yani biz burada sahipsizlere baktığımız için genelde. Ön planda bu. Aynen, sahipsizler. Bizim için önemli olan sahipsizler. Kaç yıl bu iş yapıyorsunuz bir şey bu arada? Ben meslekte kaçıncı yılım? 28. yılım. Az zaman mı değil evet, ya? Artık evet, bu da emekli aynen. Olacaksın inşallah. İnşallah, da. İnşallah. Demek ki hayvanları da çok seviyorsunuz aynen, belli. Aynen, çünkü bunu sevilir. Sevmeyenler bu işlerin yapma ihtimali yok. Yok, kesinlikle. Yapılamaz yani. Eyvallah. Bunu sevmezseniz bu işi yapamazsınız. Vermiş olduğunuz bilgilerin için teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim, rica evet, ederim. Tombiş, sana da kendine iyi bak. Tamam, fazla yeme, biraz diyet yap. Olur mu lütfen? Hadi kendine yap. Bye bye. Evet, çekimlerimiz devam için yanımızda Celal Bey var. Kendisini tanıtmasını rica edeceğiz. Buyurun. Denizli Büşehir Bölgesi Sokak Hayvanları Kliniği Kedi Tedavi Birimi veteriner hekimlerinden. Ben Celal Tekelioğlu. Evet efendim. Hasta yaralı ve güçten düşmüş, trafik kazalı. Halsiz. Biz bilhassa. Böyle sokak hayvanlarımız, vatandaşlarımız ihbarıyla bize getirilmekte. Sokak Hayvanları Kliniği personellerimiz tarafından. Biz de gerekli ilk müdahalesini yapıyoruz, muayenelerini yapıyoruz. Hayvanımızda hangi hastalık var, onun teşhisi, muayenesi, evet. Ona göre tedavilere devam ediyor. Bazı trafik kazalı vesaire başka hayvan tarafından yaralanmalar sonucu kırık operasyonları. Bunlar zamanla günlük çok da karşı karşıya kalıyor muyuz efendim? Yani sokak hayvanı saldırısı uğramış, mağdur olmuş böyle. Kedi ve köpekler. Tabii yani oluyor kedi köpekler normalde. Arasındaki kavgalardan sonucunda yaralanmalar, deri bütünlüğünün bozulmaları, bazı kemik kırıkları, onların operasyonlarını yapıyoruz. Ne güzel, şu anda bir tane çok da güzel, tabii, çok da böyle tatlı, bir yavrumuz sevgili. Var, ya onun, kırçılı. Bu niye geldi? Bu annesiz diye sokakta güçten düşmüş ve bitsiz, bitkin bir haldeydi. Onun tedavileri yapıldı, gerekli destek tedavileri yapıldı. Şu an gayet sağlıklı. Birkaç gün daha bize misafir kalacak. Sonrasında? Sonrasında sahiplendireceğiz. Hadi bakalım. Bence şöyle ben çok bir tercih etsem. Benim inşallah. En çok favorilerimin evet. içerisinde yer alan evet. Uzun tüylü. Kedi. Evet. Kabarık tüylü olacak. Evet. Çok tatlı olacak. Sevimli olacak. Yeni bir aileye oyuncu inşallah. Olacak. Rengi de çok tatlı. Bunun ne cinsi geçiyor normal baktığınızda? Aslında... Kaliko denebiliyor. Tekir. Uzun tekir. Tüylü. Çok da güzel. Sokak hayvanı. Maşallah. Diyelim ki şöyle bir püfnü olabilir misin? Diyelim ki sokak hayvanını bir yere aldığında bir şey oldu, öyle kaza geçirdiğinde bu da vatandaşlar siz gelince kadar bir yani püf noktası var mı? Bu işin şöyle yapın, bunu uygulayın ve şöyle edin, şunu muhafaza edin falan diye oynatmayın gibi. Neler öneride bulunmak aslında istersiniz? Aslında trafik kazalı ve hani bitkin, bitap haldeki hayvana müdahale edilmemesi gerekiyor. Çünkü hayvanlar agresif olabilir, karşı o tarafa zarar verebilir. Şey iyi de olsa tabii ki yani müdahaleyle hani... diğer uzuvlarında da zarar verilebilir. İç organlara batma çıkma kesinlikle, olabilir. Aynen. O yüzden müdahale edilmemek daha yani faydalı olacaktır. Yaklaşmamak da tavsiye ekiplerimiz edersiniz. Zaten çok hızlı bir şekilde ben olaya. Ben onu yaşadım. Suyunu taşımam gerekiyordu ama çok da hırçındı. Korkmuş. Aslında onun belki evcil de olabilir ama o darbe sonrasında çok da hırçınlaşmış artık. Evet. Her agresifleşiyorlar. Şey aynen kesinlikle. Zaten olay yerine çok acil vakalarda direkt ambulansımız hizmet evet, veriyor. Geliyor. Çok kısa bir sürede müdahale ediyoruz.
Vermiş olduğunuz bilgilendirme teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İlk de herkese söyledim. Çok size sağ olun. İyi ki de varsınız. Geldiniz, ayağınıza sağlık. Artık dedim ya, her zaman emin ellerde. Evet. Yani bizim göremediğimizi, yani yapamadığımızı evet. Siz burada... Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde elimizden geleni yapıyoruz. O da bir etken dediğiniz gibi. Evet. Herkesin duyarlı olmaya davet ederim. Bir mesajınız varsa buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İçinizden gelen. Sokak hayvanlarımız hepimiz için bir candır. Onların müdahalelerinin geç olmaması için... hızlı bir şekilde bize 153'ten ya da 280-28-35 numaralarımızdan hızlı bir şekilde ulaşırsanız ne kadar erken müdahaleyle daha hızlı bir tedavi olacağını düşünüyorum. Ben şunu ilave etmek istiyorum, özellikle yanına gelmek istiyorum. Çünkü biz zaman zaman böyle haberlerde duyuyoruz, görüyoruz, kulağımıza da geliyor. Tam hayvan sever olmayabilirsiniz ama hayvan sever değilseniz de o hayvana zarar vermesi onu da değilsiniz. Evet, evet, kesinlikle. Ben bunu duyuyoruz. Kesinlikle. İşte mahallede işte komşularla kediler ve hayvanın yüzünden tartışan insanlar. İşte evet. Onların sözünü geçmeyip de yani bunu da anlatmak her sonra canlının bir yaşam hakkı var. Olmadığı tabii. Zaman dilim içinde yani o sahibi olmadığı dönemde ne yapıyor? Bir şekilde gıda öde atıyor. İçine de artık bir şeyler evet, katıyor. Besleme yapıyor. Yani yapıyor. Yanlış besleme yapıyor. Ama evet. Onu ima etmek. Ya evet. Kardeşim bunu sevmiyor olabilirsin. Tamam herkese saygımız var da ama böyle bir şey de yapmanızı da tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle. Hoş bir şey değil. Sevinin de saygı duymanız gerekiyor. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Herkes hani insanlara verdiği değeri vermeyebilir ama onun yaşama hakkına saygı duymak zorunda. Allah verir canı. Allah olur. Allah olur. Sizlere ait değildir. Teşekkür ederim tekrar. Bunu alttan alındı. Paylaşmak için içinden gelen bu. Çünkü görüyor ve üzülüyoruz. Evet. İçimden gelen de bunu paylaşmak istedim. Peki size kolay gelsin. Ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler. Evet, sizler için dolaştık. Sohbetlerimizi yaptık. İşleri nasıl işlediğini hep beraber ekranı size görmüş oldunuz. Ben buradan tekrar Elvan Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Bize ev sahipliği yaptığınızdan dolayı, bu güzel bilgileri bizimle aktardığınızdan dolayı. Bizler normalde aslında uzaktaki düşüncelerimize buradaki uygulama çok çok farklı. Gerçekten çok büyük emek veriyor arkadaşlarımız. Hepsine sohbet ettik. Hepsi güzel gününden çalışan insanlar. Ben de yine onları da teşekkür etmek istiyorum. Son olarak neler söylemek istersin? Vatandaşlar size nasıl ulaşabilirler? Onlara bir dilek anlamında neler söylemek istersiniz? Buyurun, ekranda sizin efendim. Vatandaşlarımız bize tüm ihbarları için Alo 153'ten ve 280-28-35'ten ulaşabilirler. Biz Denizli'de barınak kavramını farklı bir noktaya getirdik. Burada geniş kadromuzla, hizmetlerimizle. Vatandaşlarımız ne kadar sokak hayvanlarına karşı duyarlı olursa, biz bu Türkiye'deki eski köhne barınak kavramını artık yıkıp yerine yepyeni büyük hayvanların rehabilite edildiği, sahiplenildiği ve son modern teknolojilerin kullanıldığı büyük bir hayvan hastanesi, bir hayvan merkezi, hayvan hastalıkları merkezi kıvamına getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben bütün vatandaşlarımıza, sokak hayvanlarına duyarlı olan vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizler sizin için 7/24 emrinize amadeyiz. Herhangi bir hasta yaralı bir hayvan gördüğünüzde bize telefonlarımızdan ulaşmanızı ve onların hayatlarına devam etmesi için yardımcı olmanızı buradan rica ediyorum. Telefon numarası alabilir miyiz? Tabii 0258-280-2835 ve Alo 153'ten bize 7/24 ulaşabilirler. Ben tekrar teşekkür etmek ben istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Emeğinize saygı duyuyorum efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de en azından hayvanlara sahiplenmek istiyorsanız, yani sahiplenmeden önce araştırmak istiyorsanız hafta içi 7 gün saat 10'dan sonra burası hizmetinize gelip yerinde görebilirsiniz. Alırsınız almazsınız bilemem, belki ilk geldiğinizde alamazsınız ama geldiğinizde kafanızda ufak bir ya falan gibi oluyor bundan. Biz hepimiz insanız, hepimiz biz millet olarak çok duygusal insanız. Evet. Eminim ki ikinci ve üçüncü geldiğinde muhakkak bir hayvan sahiplendiğini düşünüyorum ve herkese bu konuda sahiplenmeyi davet ediyoruz. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.